Fenerbahçe'den kaleci hamlesi. İtalyan file bekçisi Sirigu'nun şartları soruldu. Detayları Ahmet evet. Selim Kul bize aktarsın. Buraya aslında yerli bir kaleci takviyesi bekliyorduk ve haftalardır da hep şunu anlatıyorduk. Fenerbahçe yerli oyuncu yerli kaleciler için kulüplerin kapısını çaldığında çok yüksek rakamlarla karşılaşıyor ya da şimdi Altay burada tabii birinci kaleciliği biraz garanti gibi gözüktüğü için bazı isimlerde mesela sıcak bakmıyor yedek kaleci olmaya. Bundan dolayı artık Fenerbahçe burada rotayı farklı bir arayışa çevirdi. Şunu söylemek istiyorum: yabancı sınırının müsait olması sebebiyle yabancı kaleci tercihini gündeme aldı ve şu anda boşta olan cenova'dan ayrıldı. Sözleşmesi bitti. Bon servis elinde. 35 yaşındaki tecrübeli ayici Sirigu'nun şartlarını sordu bu beklentilerini aktaracak görüşmeler başlayalı çok çok uzun süre olmadı ee, Eğer onayda verirse e, ya Pardon Fenerbahçe'nin istediği rakamlara da yaklaşırsa bu transferi Fenerbahçe bitirecek ee, şunu söyleyelim 9 oyuncu ayrılacak bir önceki programda da kısa bir süre önce de bunu evet. söylemiştik Fenerbahçe'nin 12 tane yabancısı var şu anda kadroda tutmayı planladığı yani Diğerlerini göndermeyi düşünüyor. Bundan dolayı burada bir boşluk oluştuğu için de yedek kaleci hakkını artık yabancıdan yana kullanabilir. Ee, i̇stenen yüksek fiyatlar sonrasında İtalyan tecrübeli kaleciyi e, alternatif, Altay'ın alternatifi olarak e, getirmeye hazırlanıyor. E, şunu söyleyeyim, maça 3 gün var. Altay'ın durumu biraz belirsiz. Nasıl belirsiz? Ee, Sakatlandı, sakatlandı ya ondan dolayı. dolayı. Ondan dolayı. Ee, biraz belirsiz. Altay'a da mı teklif var diyecek? Yok yok. Fenerbahçe'de herkesi istiyorlar. Yok ilgiler var Altay'a teklife dönüşmedi. Ee, o yüzden eğer şartlar uyum sağlarsa hızlı bir şekilde bu transferin bittiğini görebiliriz. Diğer Türkiye yerli kaleci adayları kimlerdi de maliyetler çok yüksek. Daha değil, önce Gökhan Akkan, Ertuğrul Taşkıran'la ilgili girişimler oldu. Ben bir Samsun Spor'un kalecisiyle ilgili bir yoklama yapıldığını duymuştum. Benim duyduğum isimler bunlar. Ama Çaykur Rizespor zaten geçtiğimiz günlerde e, sosyal medyada çok haber çıkmıştı. İşte Gökhan Akkan bitti geliyor vesaire. Çaykur Rizespor yalanladı zaten. E, bir süredir de temas olmadığını duyduk. Ertuğrul'la ilgili e, uzun süredir temas olmadığını söyleyebilirim. Hani bir şartları soruldu. Az çok Kasımpaşa'nın beklentileri biliniyor. E, sonuç olarak yabancı sınırının da izin vermesinden dolayı Artık burada yabancı kaleci Yedek kaleci için yabancı seçeneği gündeme geldi ve Sirigu da boşta ona da teklif yapıldı şartlar uyarsa bu iş biter. E, Alioski'nin ki durumu gibi yani Alioski de e, ayrılacağı kesindi şartlar uydu hızlı bir şekilde bitti bu da benzer bir durumda bakalım. Alioski iyi transfer bence bu arada. Valla kafayı burada futbol atan verirse bence fark yaratır diye düşünüyorum. Bu, bu arada yani Alioski ile ilgili sen daha hakimsindir sürece de e, Avrupa'dan birçok teklif Var. gelmiş ama biraz o Avrupa'dan uzaklaştığı için biraz heyecan aramış Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki sebeplerden biri o diyorlar. Sen Türkiye'de başka gelir. ilgilenen takımlar da vardı şartlarını soran vardı eden. biliyorsun. Evet. E, Alioski. Beşiktaş'ın hiç gündemine geldi mi Alioski? Ya, çok ciddi şekilde gelmediğini. Gelmedi, aynen öyle. Ama, biz, ama şartlar sordu. soruldu, aynen. bir ufak çıtırdan görüşmeler yapıldı ama biz isteyelim Alioski'yi alalım noktasında aynen. pek olmadı ama Beşiktaş'ın o geniş o bek rotasyonunda 8-10 kişilik oyuncu havuzunda var mıydı? Vardı Alioski. Yıllık maliyeti ne kadar Alioski'nin Selim? Şöyle söyleyeyim Arabistan kulübünden 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Bir öğrendiğim kadarıyla rakamlar hep civarında diye kullanıyorum. Tabii. Net rakamlar kullanmıyorum. Bon servis bedeli, kiralama bedeli yok. Küme düştü takımı. E, maaşının yarısını veya yarısından biraz daha çoğunu. Yani ya bir minimum 1,5 milyon euro civarında bir, bedel. 1,5-2 milyon yani. euro arasında bir bedelle yani transfer etti Fenerbahçe. Maliyetli de bir transfer oldu. Yunus Emre abi'ye de sorarız. Galiba Trabzonspor da oyuncuyla ilgileniyordu bu arada. E hemen şeyi sorayım şimdi akıllarda kalmasın diye. Masuaku'nun yıllık e, maliyetine kadar ücreti, oyuncuya ödenen ücret iki alıyordu. Bir bir ikisini Beşiktaş verecek 700-800'ünü. 5 verecek. Yani Kiralama o zaman son niye soruyorum? Şimdi Beşiktaşlılar diyebilir ki Alioski'ye biz de acaba talip olabilir miydik ama arada bir maliyet farkı var o zaman değil mi iki oyuncu arasında? Nerede maliyet farkı iki var? katı bir maliyeti var. Yani en az 700-800 bin euro Alioski biraz daha maliyetli görünüyor. Evet. Ki 4 dedi yarı yarıya olsa 2 milyon euro. 2 olursa. milyon euro arada 600-700-800 bin euro fark var. Orada biraz daha hoca tercihi. Hocanın tanıdığı oyunculardan biri. Daha yeni Premier League'den geliyor hocanın Bildiği oyunculardan biri. O yüzden tercih edildi. Şimdi hepiniz tabii ki takımları uzun süredir takip ediyorsunuz. Ee, ekranda da ee, az önce verdik gelişmeyi yani Salvatore Sirigu hamlesini 35 yaşında yedek kaleci olarak Emre sana dönmek istiyorum. Burada fikrini paylaşmanı rica edeceğim tabii ki da soracağız sana. Pek çok soru var transfer raporu etiketine. Ee, bu 6 ayın arkasında 35 yaşında deneyimli kaleci. Bunun benzer örneklerini biz Galatasaray'da çok görmüştük. Takıma neler sunuyor yani takım içerisinde o takip ettiğin dönemlerde? Vallahi Galatasaray'da en yakın dönemde Karasso vardı. Evet. Muslera'nın arkasındaki yani Muslera'nın arkasında da yedek beklemek zaten çok klişe bir tabir olacak evet. ama zor bir şey. Yıpratıcı. Yani Galatasaray'da oraya bir türlü yani ideal bir yedek kaleci zaten bir türlü bulunamadı şu an. Mesela Okan var. Okan belki biraz daha ön plana çıkabilir bundan sonraki süreçte. Karasso'da biz bunu görmüştük ama Karasso'ya çok fazla iş düşmedi. Yani şimdi Selim'in anlattığı şartlar itibariyle Sirigun'un son durumunu bilmiyoruz. Daha önceki dönemini tabii ki tanıyoruz, biliyoruz. Çok üst düzey bir isim. Yani bugün bile İsmi böyle heyecanlandıran bir isim aslında. Sirigu kaleci evet, olarak evet. heyecanlandıran bir isim ama tabii son durumunu bilmiyoruz. Ne durumdadır, ne vaziyettedir? 35 yaş kaleci için çok ileri sayılacak bir yaş değil. Yani şartlar böyle gerektirdiyse Fenerbahçe yönetiminin bu hamlesini çok fazla bence tartışmaya gerek yok ama yani Galatasaray'da ben yakın dönemde Karasso'da bunu gördük. Sadece kupa maçlarında biraz süre almıştı. Tecrübeli bir kaleciydi. O da Fransa'dan gelmişti. Ama çok fazla iş düşmemişti. Muhtemelen zaten Sirigoya'da çok fazla iş düşmeyecektir Altay'ın arkasında. Altay'ın Altay bir şanssızlığı var Emre sakatlık konusunda. Evet do doğru çok gerçi. Çok sakatlanıyor. Yani hep de darbeye bağlı <laughs> sakatlıklar. Çünkü kendine iyi bakan iyi bir profesyonel Altay. Evet, hani... Ama darbeye bağlı sakatlık olunca tabii kaçınılmaz bir şey bu. O yüzden bile, tam da şey diyemiyoruz. Sirigoya çok iş düşmez diyemiyoruz. Geçen yıl Berke kaç maç oynadı derbiye çıktı vesaire. O yüzden aslında bu arada bence... E, yerli bir takviyedense en azından bu sezon özelinde daha mantıklı bir hamle. Çünkü bazen Altay'ın da bence zorlanması gerekiyor. Yani rekabet anlamında. O yüzden e, bence doğru bir isim. Şartları uyarsa alınması mantıklı. Altay'a da katkı sağlayacaktır bu evet. Büyük bir tecrübe çünkü. Büyük evet. isim, büyük tecrübe. Altay evet artık belli bir noktaya geldi. Genç bir kaleci olarak nitelendirmiyoruz. Fenerbahçe'de yıllardır <laughs> oynuyor ama yine de Sirigun'un tecrübesinin Kesinlikle. katkısı olacaktır Altay'a. Hele He bir de çok pardon helele bir de ilk 11'de Fenerbahçe'nin çok yerli yabancı kuralı ile ilgili problem yaşamayacağını düşündüğümüz zaman çünkü öyle bir evet. durum var. Evet. Çok rahat bir şekilde 5-6 her bölgede evet, yerlisi var. 5-6 yerli oyuncuyla çıkabiliyor Fenerbahçe. O yüzden örnek veriyorum. Performansa dayalı olarak eee kaleyi kaptırdı. Sirigu geçti. Fenerbahçe çok fazla etkilenmeyecek. Aynı şey ama Beşiktaş'ta yok mesela. Beşiktaş'ın kalesinin mecbur bir şekilde yerli olması gerekiyor. Yabancı olursa iş, maça çıkamayacak durumda neredeyse Beşiktaş. O evet. nedenle Fenerbahçe etkilenmez Sirigun'un oynadığı maçlarda. E bir, Gelirse. Şimdi, e, tabii Palermo ile başlayan bir kariyer. Ardından 5 e, sezonluk Paris Saint Germain macerası var Sirigun'un. E, yine Sevilla, Osasuna, Torino yılları ve son olarak Genoa forması giydi. 35 yaşında deneyimli bir kaleci. E, şu da var aslında Galatasaray'da da gördük bunu önünüzdeki kaleci ne kadar iyi olursa olsun Muslar örneğinden gidelim tartışmasız bir isim olsun diye arkada bekleyen genç kaleci İlk etapta diyor ki ya benim önümde Mustera var ondan bir şeyler öğreneyim sıram gelecek diye bekliyor ama bakıyor ki o sıranın gelmesi bayağı uzun 12 -13 sürüyor. 12-13 <laughs> sene oldu mesela hala, sonra, hala gelmedi ki şey Genç kalecilerde şöyle bir şey oluyor ya ben burada artık bana şansı gelmeyecek herhalde ben oynamak istiyorum moda oluyor. Biraz bazen enerjileri düşüyor kenarda beklerken o mental sıkıntıları yaşayabiliyorlar ama Sirigü açısından şimdi bu böyle bir durumda söz konusu olmayacaktır. Bir de oynayacağı zaman yine genç kalecilerde acaba deneyimsizliğinin kurbanı olur mu gibi kafalarda soru işareti oluyordu. Ya biz bu bir hafta da... burada konuştuk işte Fenerbahçe Galatasaray derbisi öncesi Berke oynayacak Berken diye durum. bir hafta konuşuldu. Acaba nasıl etkilenir iyi mi olur kötü mü olur diye. Yani olası bir Altay Allah korusun yaşamasın sakatlık yaşayabilir ceza durumu olabilir. Öyle bir durumda kimse bunu konuşmayacak en azından Kesinlikle. yani bu hafta kalede Sirigu olacak acaba baskıdan etkilenir mi bir problem yaşar mı? <laughs> Böyle bir şey konuşulmaz en azından. Ben o yüzden diyorum hani bence yerli bir hamledense şartlar buraya getirdi Fenerbahçe. Yani yabancı sınır doğulu olsa yine e, mecbur yerli kaleciye gidecekti. Hani biraz şartlar getirdi ama bence çok hayırsız bir yere getirmedi. Biraz hayırlı bir yere getirdi yani. Çok da yani. maliyetli değildir bu arada. Ne kadar olur ki? 1 milyon euronun çok üstünde değildir, bir değildir milyon bile yani. Hayır yani. Aynen öyle. Son kulübünde ne kadar almış olabilir ki? Cenova'da aynen öyle. 700 binler falandır. Evet, en fazla o da yani. Tecrü Şimdi e, Sirigu'yu konuştuk yine Fenerbahçe'ye dair çok fazla soru var bu arada özellikle soruların ortak bir yanı var e, onu söyleyeyim <laughs> e, birazdan o konuya geleceğiz yani bakıyorum hemen şöyle birkaç isim de okumak istiyorum.